yapayım? Ferhat ile Şirin. Ferhat, nakkaşlık yapan, Şirin'e sevdalı, yiğit bir delikanlıdır. Saraylar süsler, fırçasından dökülen zerafetin, Şirin'e olan duygularının ifadesi olduğu söylenir. Amasya Sultanı Mehmene Banu'ya, kız kardeşi Şirin için dünürcü gönderir Ferhat. Sultan, Şirin'i vermek istemediği için olmayacak bir iş ister delikanlıdan. Şehire suyu getir, Şirin'i vereyim der. Der demesine de su, Şahin Kayası denen uzak mu uzak bir yerdedir. Ferhat'ın gönlündeki Şirin aşkı bu zorluğu dinler mi? Alır külüngü eline, vurur kayaların böğrüne böğrüne. Kayalar yarılır, yol verir suya. Zaman geçtikçe açılan kayalardan gelen suyun sesi işitilir sanki şehirde. Mehmene Banu bakar ki kız kardeşi elden gidecek, sinsice planlar kurarak bir cadı buldurur. Yollar o cadıyı Ferhat'a. Su kanallarını takip edip külüngün sesini dinleyerek Ferhat'a ulaşır. Ferhat'ın dağları delen külüngünün sesi cadıyı korkutur korkutmasına da acı acı güler sonra da. Ne vurursun kayalara böyle hırsla? Şirin öldü. Baksana helvasını getirdim der. Ferhat bu sözlerle beyninden vurulmuşa döner. Şirin yoksa dünyada yaşamak bana haramdır der. Elindeki külüngü fırlatır havaya, külüng gelir başının üstüne, bütün ağırlığıyla oturur. Ferhat'ın başı döner. Dünyası yıkılmıştır zaten. Şirin diye seslenişleri yankılanır kayalarda. Ferhat'ın öldüğünü duyan Şirin, koşar kayalıklara bakar ki Ferhat cansız yatıyor. Atar kendini kayalıklardan aşağıya. Cansız vücudu uzanır Ferhat'ın yanına. Su gelmiştir, akar bütün coşkusuyla. Ama iki seven genç yoktur artık bu dünyada. İkisini de gömerler yan yana. Her mevsim iki mezarda da birer gül bitermiş sevenlerin anısına. Ama iki mezar arasında bir de kara çalı çıkarmış. İki sevgiliyi, iki gülü ayırmak için. Doğuda Ferhat Dağı, batıda Kırklar Dağı, ikisinin arasında yeşil ırmak. Yeşil yeşil süzülür gider. Yamaçlarda Amasya'nın birbirinden güzel evleri. Buradaki dağ adını veren Ferhat, hepimizin bildiği Ferhat Şirin hikayesinin kahramanıdır. Ferhat'ın da bir yüreği vardır. Bu yürek alev alev Şirin için yanmaktadır. Amasya Bey'in güzel kızı Şirin, onun yüreğini ateşlemiş, bu ateşin bir yangını olmuştur. Gel gör ki Bey'in bir şartı var. Kimseler yerine getiremez. Bey demiş bir kere, dağın ötesindeki suyu şehre akıtacak yiğide vereceğim kızım Şirin'i. Tek başına koca bir dağ yarılır mı? Yarılır. Ferhat gibi aşık olan yarar bu dağı. Bu aşk dağı da yarar, göğü de yere indirir. Almış balyozu eline Ferhat, çıkmış Şahin Kaya'ya, vurdukça ferahlamış, taşlar bileklerinde erimiş, kocaman kayalar küçülmüş, yeşil ırmak akmış, kaynar havuz akmış Amasya'ya. Ferhat'ın alın teri gibi akmış sular şehre. Böylece iş bitmiş. Şirin'ine kavuşmuş mu? Hayır, kötülükler onu da bulmuş. Şirin'in öldüğü haberini vermişler. Suların şehre çaldığı gün, bağrındaki yangını bu sular söndüremez. Atmış havaya elindeki 40 okkalık demir külüngü, düşürmüş başının üstüne, hemen orada can vermiş Ferhatçık. Bu acıklı olay unutulur mu hiç? Amasyalılar bu dağa Ferhat demiş, onun dağ gibi derdiyle dertlenmişler yıllarca. Bir de efsane anlatırlar bu sular üstüne. Amasya'nın gül bağlarını akan ırmağın kaynağına azılı bir ejder oturmuş. Suyu kesmiş bir zamanlar. Bağlar kurumuş, şehir susuzluktan kırılmaya başlamış. Amasyalılar bakmışlar ki olacak gibi değil. Ejderle de başa çıkmak her baba yiğidin işi değil. Düşünüp taşınmışlar, bir çare bulmuşlar. Ejderi çatlatıp öldürmek. Ertesi gün semizce bir katıra iki çuval tuz yüklemişler. Sürmüşler ejdere. Azılı ejder bir nefeste katırı sırtındaki çuvalla birlikte yutuvermiş. Birkaç saat sonra tuzun verdiği hararetle başlamış ırmağın suyunu çekmeye. Çektikçe şişmiş, dağ gibi olmuş. Az sonra da çatlayıp ölmüş.
Amasya da bu felaketten böylece kurtulmuş. Amasya adına gelince, milattan önce 1. yüzyılda Amasya'da doğan tanınmış tarih coğrafya bilgini Strambon'a göre şehri ilk kuranlar Amazonlardır. Amazon kraliçesi Amasis, Karadeniz kıyılarından aşağı inmiş, Amasya'nın bulunduğu yeri beğenerek bir şehir kurmuş, adına da Amasis şehri demek olan Amasya demişler. Bir söylentiye göre de bir zamanlar buradaki dağlardan elmas madeni işletilirmiş. Bundan dolayı şehre Elmasiye denmiş. Bu ad zamanla Amasya olmuş. Şehrin adının Amasya'yı fetheden danışmet Ahmet Gazi'nin karısı Ümmü Asiye'den geldiğini, Ümmü Asiye'nin Amasya'da oturduğunu söyleyenler de vardır. Fakat Amasya, danışmet Gazi'nin burayı fethinden de önce Amasya adıyla tanınan, bilinen bir şehirdir.